Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmadım biliyorum. Müsait olmamıştım, uygun olmamıştım. Neyse bunları geçelim. Hemen geçtiğimiz maçlara göz atalım. Ve bir sonraki maçımıza nasıl çıkacağız onlara bakalım, analiz yapalım. Hemen girelim. Vitoşa Bistritsa'dan başlayalım. En sonki maçımı ayın 24'ünde video olarak atmışım. 25'inden sonraki 25 ve sonraki olan maçları Göstermemiştim. Şimdi o maçlara hemen bakalım. Bakın 25'inde Bota karşı 3-0 yendim. Buna 2-0 yenildim. Aslında istatistik olarak denk oynamamıza rağmen adam bize 2-0 yendi. Pek şansımızın olmadığı bir maçtı. Bakın 7'ye 8 şut. 52'ye 48 toplu oynama. Adili beraberlikti ama adam kadro farkını ve ev sahibi bonusunu üstüne ekleyerek önümüze geçmiş ve almış. Bu maçı yenebilseydim adamın liderliğini zora sokacaktım ama şimdi gelen geçen zaten yenilir ona. Daha sonra CSK Sofya adi bir şekilde bize kamp basma girişiminde bulundu ve maalesef kampına kampı da başına yıktık kamp basmadan 3-0 hallettik maçı. Umarım bir daha kamp basmadan önce 4 kere 5 kere falan düşünür arkadaş. Kampla olmaz bu işler yani taktik ve şans işidir. Öyle kampla basmayla zaferi garantilemek diye bir şey yoktur. 4-2-3-1 kullandım. Tertemiz 3-0 maçı çıkardım. Başına yıktım kampı. Yine botu 1-0 yendik kupada. Yine botla e, bottu evet 2-0 Tsarsko Selosofya'yı yendik. Bugün gene botlayız. Yarın Bote vratsayla menajerli bir takıma karşı oynayacağız. Bu ligde aslında bu kadar bot yoktu. Galiba kupadan elenenler teker teker çıktı ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kişi 5 kişi kalmışız. Yani nereden baksanız bir 10 kişi falan vardı burada. Neyse bot da olsa ajan atın diyorum ben. Bakalım. Ee, bu muydu rakibimiz? Ben yanlışlıkla başkasını ajan atmıştım. <laughs> rakibimiz bu. Ama bu da 3-3-2-2 tercih etmiş. 3-3-2-2 ve e, kadro üstünlüğü de bende. 4-3-3 kullanabilirim. Sarı formu çıkaralım. Koyu yeşili çıkaralım. Bakalım dinlendirebilecek miyiz? Lozano'yu almıştım alsat yapmak için. Onun dışında Alman ve Fransız oyunculara gidiyorum bu ligde. Gördüğüm zaman alıyorum. Lozano'yu oynatalım. Hennings oynasın. Diziliş olarak tamam böyle olur Lozano kanatta. Bu da kanat forvet. Bu da artık Santrafor oynasın. Kedira sarı formunu oynatmayalım. Hmm, Rudi'yi oynatalım. Ofansif orta sahamız yok. O zaman ofansif yönü en güçlü adamları kanatlara koyalım. Parades'i koyalım mesela. 83. Rudi'yi koyalım. Sonra defansta pek dinlendirme şansım yok. Şöyle olabilir. Kim pembe yine oynayacak... Joza'da antrenmandan gelince onu koyacağım ve Şiveşlen dinlenecek. Tamam. Öyle yapalım. Yedek kalecimiz Georgiev. 80'lere falan gelince yeni kaleci alıp onu satacağım tam fiyattan. Cozza yerine ne dedik? Şiveşlen dinlensin. Orta sahada Pellegrini gelişsin. Kedira dinlensin. Diğerleri oynayacak ve Bakayoko gelişecek. 4-3-3'a kanat oyununa uygundur. Herkes sabit oynayacağım. Bir kadro farkına da bakalım. 28 M, 140 M gayet iyi bir fark. 70, 70. E, tempoyu da biraz daha yükselteyim hadi. Tek pas futbolu yapayım. Kırmızı hakeme bota karşıyım zaten. Hiç risk almama gerek yok. Dikkatli bırakacağım. Beklerimizin hücum gücü çok da iyi değildi. Evet. Kostçin şuraya alalım. 19'a 12 bekler yaparsam fazla verim alamam orta saha forveti destekle yaparsam da çok büyük bir verim alamam çünkü defansif orta sahalarım yoğunlukta benim bu maça böyle çıkarız görevlere hemen bakalım kaptanımız 33 yaşında bir adammış 34 var onu yapalım penaltılar hmm. en iyi forvetin hücumu en iyi orta sahamızın ortalamasından daha yüksekse fazla fark yoksa serbest vuruş kullanacak oyuncu orta sahamız olacak. Kornerlerde hücum yönünden en zayıf orta sahamız. Bu şekilde maça çıkacağım. Sassuolo'ya gelelim. <laughs> en son Genoa maçı oynanmıştı. Onu aktarmıştım sizlere. Ondan sonra güzel maçlar geçti. Ama hedefi tutturacakken maalesef bir kartla maçı verdim. Kırmızı kartla ve galiba hedefi tutturamayacağım bu ligde. Genoa'dan sonra Genoa'ya aktarmıştım. Juventus maçına bakalım ne yapmışız. 3-1 yendik Juventus'u. Kadrolarımız denk sayılır. Ben evdeydim. Cristiano Ronaldo 1-0 öne geçirmiş Juventus'u. Berardi ile 1-1. Zubeldia ile 2-1, Berardi ile 3-1 yapmışız durumu. 13'e 9 şut, 4-3-3-B'ye karşı 4-4-2-A tercih etmişim ve galiba tutmuş. Kalecimiz 6 oynamış, Dijene 6 oynamış. Rakibin 1-2-3-4 oyuncusuysa kırmızı oynamış. Normal bir maç çıkartmışız buradan. Juventus maçından sonra bakalım. Ne maçımız vardı? AC Milan'la maçımız vardı. Deplasmandaydık. Kadro olarak az biraz öndeydim. Bir tık öndeydim. Ama deplasman maçı olduğu için çok fazla risk almak istemediğim için. Ama artık adam oyuna girmedi mi maçı unuttu mu? Bir önceki taktikle mi çıktı? Ya da bir önceki taktikteki sayıları mı denedi bilmiyorum. 4-2-4 kullandı. Ben de 4-4-2-B kullandım. Çünkü prensip olarak diyorum ki iki orta sağlı dizilişlerde biz 4-4-2 çıkarsak daha üstüne oynarız diye düşünüyorum. Öyle de oldu zaten. Gerçi bir tane kart var ama 3'e 15 yani 5 katı olmuş. Kart olmasa da yani en az 2 katı 3 katı şut atabilecek düzeydemişiz yani. Böyle güzel bir maç çıkardık. Rakibin karttan maçı gitti diyemem. Kart yemese de maç gidebilirdi. Çok fazla fark olmuş çünkü. Şimdi bir de benim kartlı maçıma bakın. Böyle fark yok yani. <laughs> bakalım. O maça mı geldik? Önce ona bakalım. Yok Spal'a geldik. Spal'ı 7-0 yendim. Spal'ın menajeri en son 16'sında girmiş. Artık ya telefonunda ya da baktığı alette sıkıntı çıktı ya da oyunu bıraktı bilemiyorum. 20 şut attım. 4-3-3-A'ya karşı 4-4-2-B tercih ettim. Kalecisi 1 oynadı. En iyi defansım burada sakatlandı ama çabuk iyileştirdik. Jimenez 5 gol atmış maçın adamı. Bu şekilde. Heh, Spal'dan sonra şimdi bakın galiba Roma maçı gelecek. Bakalım. Evet. 2-0 yenilmişiz Roma'ya. Kırmızı karttan gittiğini söylüyorum. Ancak, yani söylüyorum çünkü istatistik olarak kırmızı kartı ilk yarıda yememe rağmen bakın, ezilme yok doğru dürüst. 7'ye 5 şut. 4-4-2'ye 4-5-1 çıktım zaten. Adam evindeydi. Kadrolarımız denk sayılır benim. Denk bir taktikle değil, defansif bir taktikle çıkmam lazım. Çünkü sağ seviyesi de 3 falandı yani adamın yoksa yenilir yenilirim. Sağ bonusu adamı önde oynatır. Burada 4-5-1 denedik ama en iyi defansımız kırmızı kart gördü. O yüzden maçı kaybettik. 7'ye 5 şut çok fazla ezilme yok ama kart sağ olsun, hakem sağ olsun. Maçı verdirtti yani. ikinci dakikada daha kart görmüşüz. Ha geçen bir maçımda aslında birinci dakikadan ikinci kez e, müdahale nedeniyle kart görmüştü adamım. Şaşırmıştım ne alaka yani ilk yarı ilk dakikada daha. Şimdi parmaya karşı oynadık dün. Parmaya karşı şöyle oynadım. Adam 4-4-2 idi. Ben de prensip olarak 4-4-2'ye 5'li orta saha çıkarım ki... 4'lü orta saha 5'li orta sahaya karşı pozisyon üretiminde zorlanır. Ben buna inanıyorum. Ve genelde de tutuyor. Ama şöyle bir şey yaptım. Şimdi defansta benim iki oyuncum sarı formdaydı. Ben şu iki orta sahayı defansta oynattım. Evet yanlış duymadınız. Şu adamlar defans değil aslında. Orta saha zaten dedim... Şimdi adamlar sarı formda. Onları oynatsam da böyle oynayacaklar. Orta saha oynatsam da böyle oynayacaklar. Bari dedim şey olsun yani sarı formdakiler dinlensin. Nasıl olsa aynı performansı alacağım. Güzel oynadık. istatistik olarak da toplu oynama olarak güzel oynadık ama berabere bitti. Belki defanslar form olarak daha iyi olsaydı. Orta sahaları defans oynatmak zorunda kalmasaydım. Belki yenerdim. 0-0'a saplandı maç. Bugünkü maçımızsa Udinese'ye karşı. Udinese 1 milyarı aşmış kadro değerine sahip. Bakın 117'lik forveti var. Tüm oyuncuları neredeyse 110. Bizim kaçtı? Bir dakika yanlış girdik. Bizim de 80 ile 110 arası bir Aralık. Bu arada İspanyol bonusu dizdim. Sonunda yani. Son 3 maçı kala. Bakın. Kalecim İspanyol 1. Orta sahada 1, 2 2, 3 4 kişi var İspanyol. Şuraya Zubel diye gelecek. Antrenmanda şu an. Buraya da Pique'yi niye koymamışım ya? Pique de İspanyol. Kafam iyiymiş galiba o zaman. Neyse koyalım. Dijene 13 cümle gitsin. Bek oynasın. Tamam. Şimdi bakın 5 tane. Yok 6 tane oldu. He. Tamam anladım niye koyduğumu. Zorlu bir maç ya. Zaten 5 tane orta saha var. Pardon. 5 tane İspanyol oyuncum var. 6 İspanyol olunca millet bonusu olacak. Yani 7 yapmama gerek yok. Zubel diye buraya geldi mi? Orta tamamı İspanyol, bir de kaleci. Toplam 6 tamam. Ondan öyle çıkmışım. Forvete de Boga gelecek. Bakalım rakip 4-3-3 B paslı oyun kullanıyordu en son. Evet hala öyle. 4-3-3 B'ye ben normalde 4-4-2 A kanat tercih ederim. Ama kadro kalitesi olarak eğer denk bir şey çıkarsam ezilme ihtimalim yüksek. O yüzden defansif çıkarım diye düşünüyorum. O yüzden 4-5-1'de bıraktım. Ama tabii maça daha 6 saat var. Fikrim değişebilir. Yeni yıl liginde bakalım en son ayın 24'ünde hangi maçtan bahsetmişiz? Ayın 24'ünde The Surfers'tan bahsetmişiz. Galiba Surfers o zamanlar menajere sahipti ve istifa etti. Şimdi Sandcastle'a gelelim. Burada kadro değerleri çok garip yani 200 M'ye mesela 160 m de olsanız kadro olarak öndesiniz yani 150 M ile başladığınız için lige. Bakın 17'ye 8 şut. Artık maçlarımda tamamen yeni açtığım karşı taktik serilerindeki dizilişleri kullanıyorum arkadaşlar. Bakın 4-3-3 B'ye 4-4-2 A kanat çıktım istatistiğe buyurun bakın. 17'ye 8 şut. 63'e 37 toplu oynama. Gördüğünüz gibi tertemiz tutmuş yani 3-1. Daha ne olsun? Ondan sonra The Cold ise 3-0 yendik. Bakalım orada ne yapmışız. Bakın 4'e 19 şut. Yine ezici bir üstünlüğümüz var burada. Adam galiba normal ya da dikkatli bıraktı. Ben de mavi hakeme <laughs> agresif çıktım. Faulden belli çünkü. 30'a 70 toplu oynama. Bakın gene 4-3-3-B oynamış adam. Ben yine 4-4-2-A kanat oynadım. 3 golümü temiz attım. Başka nasıl kanıt sunayım daha yani? Tutturmuşlar 4-3-3-B'de 4-3-3-B. Daha sonra da Snowman'se karşı evimizde oynadık. Yine 3 gol attık. Bakalım burada ne yapmışız? Snowmans Lewandowski sakatlamış. 13'e 3 şut. Ezici bir üstünlük. Bakın 3 gol atmışız. Yine benim taktik videolarımdaki gibi. 4-4-2'ye 4-5-1 ya da 4-2-3-1 kaleyi görünce vur önermiştim. Bakın yaptım. Gene 3 golümü attım ve rakibe top oynatmadık doğru dürüst. Gene tuttu gördüğünüz gibi. Şurada Jadson kötü oynamış. Galiba formu sarı ya da koyu turuncuydu. Rakibin sertliği galiba benden bir tık üstteydi. Ona rağmen iyi oynamışız. Yani normal oynamış olabilir. Ben de dikkatli oynamışımdır burada. Yine 3 golümüzü attık. 3'er gol ata ata gidiyoruz. Şurada Snowboarders'a karşı garip bir şekilde maç 4-4 bitti. İlk defa bir maçım 4-4 bitti diyebilirim. Bakın 2-0 geriye düşmüşüz. İlk yarı 2-1 yapmışız. Daha sonra 3-1 bitmiş ilk yarı. Daha sonra bizim takım hata kalkmış. 3-1'den 3-2, 3-3, 4-3'e getirmişim. Sonra 81'de bir daha gol yemişim. 4-4. Sağlık olsun. Zaten adamın kadrosu bir tık öndeydi. Ben de ortalama değere biraz güvendim ve 4-5-1 çıkmak yerine dedim 4-3-3A'ya, 4-4-2B yine çıkayım ben. Ama yine gene işlemiş yani bakın 12 şutta 4 gol. Rakip zaten kalitesini ve sağ bonusunu yansıttı istatistiğe. Kalecilerimiz sıçtı, çok kötü oynadı. Yani 3 oynamak nedir yani? Kaleye defansı koysak zaten 3 oynar. Bu şekilde ilk defa toplamda 8 gol atılan bir maç gördüm. Yani iki tarafın golünün toplamıyla 8 maç atılan bir. 8 gol atılan maç pardon. Sunshine's burada bottu 6-0 yendik. Bakalım burada ne denemişiz. Bu da aktaracağım son maç olacak. Bakalım 16'ya 4 şut. Bakın gene 4-3-3 A'ya 4-4-2 B paslı oyun çıktık. 6 gol attık geçtik. Gördüğünüz gibi gayet tutan taktikler. Ha, antrenmanlar olmuş. Bakalım rakip 4-3-3 A çıkacak. Ben tabii ki 4-3-3 A'ya 4-4-2 B'ye yapıştıracağım. Kadro kalitemiz. Rakip 63 M'ymiş. Bizim 192 mi? Ama bizde oyuncu sayısı çok. O yüzden ilk dizilişine bakalım. Ee, 60 ile 95 arası oyuncular. Evet. Bizde ise 60 ile evet yine 60 95 arası. Ben de alt sırada oyuncular çok olduğu için galiba kadro kalitesi fazla geldi. Ama evdeyim. Ben bu maça ofansif çıkarım yani 70 70'lerde çıkarım. Şöyle getirelim 70'lere. Dikkatli değil tabii ki normal bırakacağım. Ama maç saatine doğru rakibe bakacağım agresifse ben de agresif çıkacağım. Şu an o da normal. Kalsın şimdilik. Millet bonusu yapmış mıyız? Ona da bakalım. Millet bonusu yapmışız. 60'lık, 70'lik adamlar da olsa 1 2 3 4 5 6 tane Brezilyalı yapmışız. Millet bonusu da var. Tamam. Ofansif çıkılır bu maç. 4-4-2 B paslı oyun dedik. Bugün sizlere aktaracağım maç sonuçları ve analizler bu kadar arkadaşlar. Gün içinde belki yeni nesil anti taktikler serime bir ya da birkaç video daha ekleyebilirim notlarımı baz alarak. Beni takipte kalın. Daha ilerilere taşıyacağız kendimizi. Hoşça kalın, esen kalın. Maçlarınızda bol şans.